Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra bir vlogla sizlerleyim. O kadar fazla istendi. Ben de zaten artık kıramazdım. Bayağıdır da vlog çekmek istiyordum. Hatta bu hafta daha erkenden başlayacaktım vlog çekmeye ama yani bir şekilde başlayamayınca devam edemedim. Şu ana kadar benim vloglarda hep öyle oluyor arkadaşlar. Size ben en az 4 kere vlog çekme girişiminde bulundum. Başladım. Sonra yani araya bir şeyler girdi, yarım kaldı. Yarım kaldıktan sonra da ben araya bir şey girmesini istemiyorum. Direkt böyle 3-4 gün üst üste çekeyim, sonra göndereyim. Aradaki araya bir gap girmesin, boşluk girmesin. Direkt hepsi olsun istiyorum. Neyse, o yüzden biraz aksadı. Özür dilerim sizlerden. Hayatımı son zamanlarda göremiyorsunuz. Ama bundan sonra görürsünüz umarım diyorum. Çünkü vlog çekmeyi seviyorum gerçekten. Ve beni de birazcık teşvik etmeniz lazım arkadaşlar. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur, abone oluyorsunuzdur yani. Neyse, şimdi ben Kandilli'den çıktım, yurttan çıktım. Ekşiyle birlikte Güney'e gidiyoruz. Merhaba. Güney'de basket oynayacağız. Bu Ekşi. Ekşi daha önceki videolardan tanırsınız. Kaslı, tanıyamazlar. Seksi adam. Hayır, tanıyamazlar. Bu da arabası. Ya siktir. Yolda görüşürüz arkadaşlar. Güç alırız birbirimizden. Emir'im de geldi. Selamlar. 2 metre beyaz tişört. Ha, yine beyaz. Harbiden yine beyaz tişört. Aynı tişört. Arkadaşlar, ilk gün giydiğim tişört. Bakın, hazırlığım ilk günü tanıştığım aynı adamlarla bir senedir takılıyorum. Çok da memnunum. Yani o yüzden hazırlığım ilk günü tanıştığınız insanlarla samimiyet kurulabilir, kurulmayabilir. Çoğunu bıraktım. Bu ikisiyle yani devam ediyorum. 100 kişiyle tanışıp 3'üyle 5'üyle devam ediyorum. Aynen yani öyle. İşte. O yüzden size buradan bir tavsiye. Sınava gireceksiniz, üniversiteye gireceksiniz. Çok kasmayın arkadaşlar, şimdi her şey yoluna giriyor bir yerden sonra. O 3'ü 5'i iyi seçin. 3'ü 5'i iyi seçin. Size şöyle diyeyim, 2 tane 50 kuruşta 1 lira eder, 10 tane 10 kuruşta 1 lira eder. Yok lan, ne eşi atasözü. 10 tane 10 kuruş cepte gereksiz yerde kaplar yani. Yorar adamı. Bak duydun, laflara gel. Şimdi arkadaşlar birazcık konuşalım. Benden bayağıdır vlogsal haberler alamıyorsunuz. Sadece akademik destek alıyorsunuz. Biraz hayatımı anlatayım. Son zamanda bir bayram tatili oldu zaten. Orada 2-3 hafta güzel bir takılmaca oldu. O sıralarda Karabük'te olduğum için zaten. Bu arada Karabük'lüyüm, evet, hemen dalgasına geçebilirsiniz aşağıda. Yani neyse, yapacak bir şey yok. Ben Karabük'ümü çok seviyorum. Ama şey, Twitter'da ne görseniz %90 doğru. Ben Karabük'ü bu adamla tanımıştım. Sonradan çok değişti gözümde. Ya işte bir sonra... senede, bir gecede fenomen olduk. İşte kötü bir fenomen oldu. Neyse, boş verin. Karabük muhabbeti bu kadar yeter. Yakın zamanda midterm vardı. O geçti. Quiz'e girdik falan. Notlarım iyi gidiyor arkadaşlar. Ders çalışmıyorum ama yüksek almaya devam ediyorum. Siz olun, hazırlıkla yatın bu adamlar gibi. Sonra Mayıs'ta geçme challenge. Tutuşsunlar ondan sonra. Tutuşun sonra son bir ay. Gece kütüphanede kalma her gün. Gece kütüphanede kalma challenge gelir mi? Bu akşam bile gelebiliriz. Ben hep hazırlıklıyım. Ya işte arkadaşlar, Mayıs ayına giriyoruz. Mayıs'ın 27'sinde geçme sınavım var. Bu hep vlog. Bakalım geçer miyiz, geçemez miyiz göreceğiz. Geçeriz diye tahmin ediyorum, inşallah geçeriz. Yani onun dışında hayatım stabil gidiyor. Spor gidiyorduk. Spora bir aydır Ramazan girdi falan. Çok gidemedik. Şimdi tekrardan başlayacağız. Onları da bu videoda görürsünüz muhtemelen. Yani bu şekildeyiz genel olarak. Bir sorunuz varsa aşağıda yanıtlarım ben. Öyle. Şimdi devam edelim. Yoldayız. Az sonra güneye gidiyoruz. Güneyden sahneler gelir. Basket oynayacağız. Basketle çekerim. Günüm yok yarınım. Arkadaşlar nasıl videolar istiyorsunuz? Bana söyler misiniz lütfen? Son zamanda hem video çekme olarak batmaktan neyse arkadaşlar, bugün enerjimin çok yüksek olduğu bir güne denk geldiniz şansına. Bakalım güzel bir vlog çıkacak sizlere. Şimdi güneye doğru ilerliyoruz. Bak, burası da şey, ne kampüsü bu? Uçak Savar kampüsü. Burada da spor salonu var. Sonra Amerikan futbol sahası var. Güzel bir yer. Kürek var. Bu arkadaş bakın, Boğaziçi Rowing. Boğaziçi Rowing'in medarı, iftarı. Evet, Boğaziçi Rowing hakkında ne düşünüyorsun? Boğaziçi'nin yeni kulübü direkt. Kulüp mü? Ya takım. Evet, takım. Hayır, kulüp aslında. Kulüp de misiniz? Ya kulüp olarak geçiyor ama takım aslında, spor takımı da. Hı. Ya çok farklı diğer kulüplerden. Diğer kulüpler antrenman sonunda böyle içmeye falan giderlerken biz kaptanın evinde toplanıp sohbet muhabbet ediyoruz yani. Öyle bir ortam. Ben katıldım Ekşi'ye, benim kendi dış gözlemlerimden. Boğaziçi'ndeki açık ara en iyi takım, en profesyonel, en misyonlarına sadık takım olduğunu düşünüyorum. Araba sesi çok geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Editte halledemediysem kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İzleyiverin. Burası da kuzey arkadaşlar. Şurada hep gördüğünüz piramit. Evet arkadaşlar, donatlarımızı aldık. Şimdi tadım yapacağız. Hem sevdiğim paraya geldim. Tadım yapacağım. Nereye hocam?
Gereği hocam. Creamy. Boğaziçi'nin takıldığı mistik sokak. Ambiyansa bakın. Baharda güney bir başka. Baharda güney bir başka. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Sosyal anksiyete. Garip. Bende garip bir özellik var arkadaşlar. YouTube videosu açıkken hiç utanmam. YouTube videosunu açana kadar acayip utanırım. O yüzden şu an her şeyi yapabilirim. Adam tepeden çekiyor. Küçücük çıkacağım büyük. Adam 2 metre arkadaşlar. Yanımda çocuk gibi duruyoruz. Neyse manzarayı çeker misin? Tabii ki. Manzarayı da sen farklı görüyorsun direkt. Manzarayı harbi sen abart. Yukarıdan görüyorsun bizden. Abart. Buradan bile görüyordur. Oğlum arka kamera çok daha iyi abi, burada ya. Abi Boğaziçi ya. Ya hangi okulda var bu view ya? Bu view hangi okulda var ya? View. Şu view peki hangi okulda var? Direği hocam. Arkadaşlar bir AYT, bir net arttırma hikayesi dinleyeceğiz şimdi. Ocak ayından bahsedecek Emir arkadaşımız. Tamam. Ocak dinliyoruz. Ayında off day'lerimle dahil her gün duvara notumu alıyordum kaç saat çalıştığıma dair. En son günün ortalaması, ayın ortalaması günlük 10 saatti. Aralığın sonunda bir tane AYT denemesi olmuştu. Özde 1 mi neydi? Genel netim 35'ti. Şubat'ın, onun gibi falan Şubat'ın böyle ortalarına gelmeden önce genel netim 55-60 civarlarına çıktı ama bütün neti arttı matematikten. Fen netim aynıydı. Çünkü feni çok çalışmadım açıkçası. O ara çok matematiğe asılmıştım. O ara çok matematiğe asılmıştım. Öyle olunca matematikten bir yükseliş ciddi anlamda gördüm. Beni bayağı motive etmişti daha sonrasında da. O şekilde. Evet arkadaşlar şu an siz bunu kendiniz yani arkadaş çok yukarıda olduğu için gibi çekti. Ay pardon. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar duydunuz hikayeyi. Bir ayda 25 net arttırmış ve bu Ocak ayı. Siz şu an Mayıs'tasınız. Şu an çalıştığınız her şeyi sünger gibi emersiniz. Çünkü bir taraflarınız tutuşmak suretindedir şu an. Yani acayip derece çalışın. Ortalama sanırım 9.7 saatmiş bir ay boyunca. 30 gün. 30 gün çarpı 9.7 saat kaç eder? 10 de düz hesap 3. 900 saat. Değil mi? 900 saat. Yok lan 30 çarpı 30 yaptım ben. Ya şeyler adı. 300 saat. Denemeyi dahil ediyorum. 300 saat az bir süre değil mesela. 300 saat bir oyunu oynasanız 10 kere bitirirsiniz falan. Yani... Benim hesaplama şeklinde arkadaşlar kalmış şurada bir Mayıs. Mayıs ayında makineleşmek istersin. Turum tik tak makinalaşmak istiyorum diyorsanız gidin oturun ders çalışın. Bu da size molada bir motivasyon videosu. Özlemişsinizdir. Güney. Şimdi Güney çimlere giriş yapmak üzereyiz. Burayı da bir düz çekmezsem kim bana YouTuber der yani ayıp olur. Tuvalet molası. Arkadaşlar biz bayağı yorulduk. Oynadık bayağı. Yarın nasıl oynayacağız Emir turnuvada? Evet. Arkadaşlar yarın 3'e 3 turnuvası var. Oradan dinlendiriz, da bir şeyler çeker misin? Teammate yahu. Teammate. Dinlenmemiz kaptanı, lazım. Eski kaptana beğendirdin kendini. Eski kaptana biraz da basket atabilseydim. Bitiriciliğim. Arkadaşlar. İlk başıydı ya. Neyse benim hakkımda bilmiyorsanız çok ben 2. sınıftan beri basketbol oynuyorum. Bu kadar. Yani ikinci sınıftan beri. Oha, benden fazla yaşlı. İkiden beri oynuyorum. Ama işte bu adam değiliz. Adamda bir fundament var. Neyse. Basket hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız basket hakkında bir video isteyebilirsiniz yorumlarda.
Neyse onun dışında yarın uçak üstüne sonra orada oynayacağız falan filan bu kadar. Şimdi güneydeyiz. Güneyden çıkıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Akşam güneyi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Pilav yiyoruz. Bu arkadaş biraz geç geldi. Manitasal problemler. Life could be dream. Keşke bizim de problemimiz. Benim var kardeşim. Arkadaşlar talipleri bekliyoruz. Kürekçi hocam üstümü çıkarsana. Adam kürekçi. Fiziği gördünüz. Görmüyorum lan. Ben çektim mi? Gördünüz. Sensörle orada. Hayır gördünüz. Taliplerini bekliyor Ömer. Zuhal Topal'a döndü falan. YKS kanalı değil miydi bu? Boğaziçi'ne gelin. Sayısal 320.si. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği. Patladım. Hem akademik hem spor sağ ol. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aaaa! Fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla aşkı. Günaydın arkadaşlar. İstanbul'da kasvetli bir gün. Yağmurlu, hava kapalı. Ben de yaklaşık 1,5 gündür hiçbir şey çekmiyormuşum, onu fark ettim. Ya aslında biliyordum hiçbir şey çekmediğimi de. Şimdi o arada ne yaptın, neden bir şey çekmedim size biraz bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar birincisi en son videoyu bildiğiniz üzere 3x3 turnuvasından çektim. 3x3 turnuvasında biz finalde yenildik. Yani finale kadar çıktık. Yani totalde bir 12 falan da maç oynadık. O yüzden inanılmaz derecede yorulduk. Böyle yorulunca da ben telefonu kaldırıp video çekecek şeyim bile yoktu. Bir de finalde yenilmenin verdiği tatsızlık vardı. Orada dönüş yolunu çekmedim. Döndüm, yurda yattım, uyudum direkt. Sonra akşam iki tane görüşmem vardı, onları yaptım. Öğrencilerime bol bol selamlar buradan. Yorumlarda öğrencilerimi bekliyorum. Neyse, sonra bir sonraki gün pazar günü. Pazar günü geç saatte uyandım zaten yorgunluk olunca. Onun üstüne pazar günü de benim görüşme günümdür. Bir sürü koşucuk görüşmesi yaptım, onları bitirdim. Yani dinlendim, dinlenerek geçirdim. Şimdi bugün oldu yine pazartesi. Okula gideceğim. Hazırlandım. Alışmışım şort tişört falan giymeye. Hava kapalı olunca bugün kalın giyindim. Bakalım bugün neler olacak. Hiçbir planım yok. Ne olduğunu göreceğiz. Görüşmek üzere. Dersteyiz. Simon. Derste bizim projemiz... Arkadaşlar promoting yapıyoruz şu an. Bir tane ürün promotlayacağız. Bir reklam filmi fikri düşünüyoruz. Ben dedim ki Çaycı Hüseyin'i getirelim. Ölü taklidi yapsın. Cenaze falan düzenleyelim. Sonra da diyorum. Sonra ona ürün verelim. Taklidi böyle bir. Dedim. Fikir bayağı beğenildi. Şimdi hocaya sunacağız. Değil mi? Guys, we have a tea brand. We would like to promote it. And I am Çaycı Hüseyin. Oh my god, Çaycı Hüseyin is dead again. What? Look at that tea. It smells very good. Çaylar. Taste it. You see, that's the best tea I have ever taste experienced. It. Oh my god, I love it. Şükrü, you did it again. Mr. Hussein, that's great, abi. Bravo. Boys. You guys using beer, please?
arkadaşlar. Okul bitti. Şükür. Yani şu an bir tık yapacak bir şeyim yok. Muhtemelen yurda gidip hala yorgun olduğu için yatıp akşam enerjik bir şekilde dışarıya çıkabilirim diye düşünüyorum. Bakacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Güncellerim. Ayrıca son ders bayağı keyifliydi ama Eren Açıl kardeşim sağ olsun. Bizim skeçi o kadar kötü çekmiş ki muhtemelen doğru düz koyamayacağım. Ve son ders şey yaptık bir. Reklam çalışması yaptık. Promoting yaptık. Onlar için de gruplara ayrıldık. Böyle skeç tarzı ufak şeyler hazırladık. Yani keyifliydi. Güzel bir dersti. Ya bazen dersler güzel oluyor hazırlıkta. Bazen aşırı sıkıcı olabiliyor. Ama yani eğlenmesini bilen her zaman bir şeyler çıkıyor derslerden. Öyle diyeyim. Hocalarımız çünkü kaliteli. Yani öyle. Evet. Arkadaşlar birazcık dinlendikten sonra yurttan çok hızlı bir çıkış yaptım. Üsküdar'a geldim şimdi. Burası Üsküdar. Üsküdar'ı size biraz gösteririm. Üsküdar yenilendi. Kız Kulesi'nin karşısındaki yol kapalıydı. Orası çok güzel oldu. Kız Kulesi'nin direkt karşısında bildiğim park. Bayağı güzel. Akşamları falan çok güzel oluyor. Kız Kulesi'nin zaten renk gösterisi var. Akşam burada olursam gösteririm. Şimdi lise arkadaşlarımla buluşacağım burada. Yolda çok bir şey çekemedim. Biraz meşgul bir insan olduğum için. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Onlar gelince görüşürüz. Arkadaşlar bakın. Üsküdar'da köpek parkı var. Burada tatlı tatlı kardeşler. Bu video dünyanın köpeğini gösterdim orada da. Neyse burada oyun oynuyorlar. Üsküdar güzel yer ya. Şimdi yemek falan yiyeceğiz. Diğer arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizi bekletiyorlar. Değil mi? Açız ya. Servisler açız lan, yemek yiyeceğiz. Gelsenize. Vallahi. Bir de Emirhan. Emirhan bize neler anlatacak neler. Hadi bekliyoruz. Orası kayıt dışı. Orası off record. Belki anlatır size, derdini içine açmak isterse belki size de anlatır arkadaşlar. Sanmıyorum ama umarım anlatır. Umarım anlatmaz ya. Said Faik'in babasının kitabı. Evet arkadaşlar, dünyanın en güzel dönerini yedikten sonra, şeker dönerde, orayı çekmeyi unuttum. Şimdi çay içmeye geldik. Bir de kitap aldık, orayı çektim zaten. Kültürlenmeye çalışıyoruz. Emir Arda, biz niye yıllardır kitap okumuyoruz? Okuyacağız inşallah, şimdi başlayacağız. Evet, adam ne aldı biliyor musunuz? Felsefenin tarihi falan, öyle bir şeyler aldı. Asla okumayacak. Okuyacağım. Asla okumayacak. Ben kültüre başından başlamadım kültürlenmeye. Ortasından başladım. Daha hızlı kültürleneceğim senden. Tamam, ben de almıştım. Sen ne aldın? Hatta ben de hatırlamıyorum aldığım kitabı. Güzel bir şeydi. Renkli bir şey ha. Adem'den öncesi. Evet, Adem'den öncesi bir kitap aldım ben. Şeyden falan bahsediyorum. Böyle Adem'den önceki insanlar var. 3 çeşit insan varmış. Ateş insanları, ok, yay falan ateş kullanabiliyormuş. Yani ağaç insanlar varmış. Sadece ağaçta kalabiliyorlarmış. Bir de normal insanlar varmış. Onlar da hem ağaçta hem mağarada kalıyormuş falan. Öyle bir kitap var. Bakalım okuyacağız. Ben yıllar önce çok kitap okurdum. Öyle, sen bir ara okuyordun. Ben bir ara çok fazla. 8'de falan inanılmaz kitap okuyordum. LGS'de çalışırken inanılmaz kitap okuyordum. Ortaokullara inanılmaz kitap okuyordum. 9. sınıfta da iyi okuyordum. Sonra karantina geldi. Ne olduysa oldu. Saldık kitap okumayı yani. Asıl zaman karantina da vardı aslında. Asıl karantina da okunurdu. Ama saldık. Neyse, geri toplayacağız. Toplayacağız. Niye toplayacağız biliyor musun? Abi, çünkü dünyada ne kadar böyle ünlenmiş bir yere gelmiş insan varsa hepsinin acayip bir kitap okuma alışkanlığı var. Demek ki biz de kitap okuma alışkanlığı edinirsek biz de başarılı bir insan olabiliriz. Aynen öyle. Ben de işte en son Levent okuyordum. Şimdi geliştireceğim ben de kendimi. Böyle bunlara geçiyoruz. Aynen öyle. Şimdi elim çok yoruldu, çay içeceğim. Görüşürüz. Bir de içeyim önce. Bakın tamam. Sen üstünü falan gösterdim. Muazzam bu arada. Bugün gayet iyi. Bugün gayet iyi. Geçen beğenmemiştik, gayet iyi. Arkadaşlar, bir yetkili bir gelse duysun bari bunu söylediğimi. Üsküdar'a gelirseniz Çaycı Baki harbiden güzel bir yer. Yani elmalı çayını için bu kadar. Elmalı çayı harbiden güzel. Merhaba. Arkadaşlar geldi bu adam. Bizi bekletti. Ne düşünüyorsun? İşim vardı kardeşim. Hayatın nasıl gidiyor Mami? Hayatım güzel. Söyle yani, lan. Memnunum. Söyle. Ben çok memnunum arkadaşlar. Hazırlığı atladı. Derslere de gitmiyor. Evet. Sadece lablara gidiyor. Hazırlığı atladığım için ders zorunluluğu da yok artık arkadaşlar. Devam zorunluluğu. Gitmiyorum. Genelde yatıyorum. Böyle. Notların kaç peki? Notlarım fizikten 100 aldım arkadaşlar. Fizik 100. Uuu. Sanki lisede bana. Ben ama lisede fizikten 100 almadım. Şu an ses nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok. Çünkü dünyanın insanı geçiyor ama. Neyse, izlersiniz ya değil mi? Ya. İzlerler yani. Oo, Mami ne güzel çıkıyor lan. Fotoğraf çek.
niye bu kadar geç geldin? Niye bu kadar geç geldin? Ben vlogdayım. Arkadaşlar merhaba. Benim hayatımda bir takım sıkıntılar var. O yüzden. Sen yokken biraz bahsettim arkadaşlarım. Emirhan güzel boklar yiyor. Belki evet. Size anlatır dedim. Buradan o kişilerin de selamımı iletiyorum. Bu videoyu izleteceğim. Arkadaşlar bir daha geldik. Bu sefer de bu adamlar yedi. Nasıl hayatımda abi? Yediğim en iyi dönerdi bak. Sıyıracaktı işte, yalayacaktı. Ben yaladım. Ben de yalayacağım da videoyu kapatsın. Süper evet. Arkadaşlar Üsküdar'a gelirseniz. Neyse, YouTuber valla tekniğiyle beleşe getirme. Reklam almadık. Reklam yok arkadaşlar. Hakikaten güzeldi yani. Ben de kendimi de göstereyim. Gerçekten güzel bir yer. Ben beğeniyorum. Manitalarınızı getirebilirsiniz. Manitalarınızı getirme, agalarla da gelebilirsiniz. Agalarla. Zaten aga şu an. Şu an aga ortamındayız. Yani güzel yer arkadaşlar. Gelip yiyin. Ana gana için. Yedikten sonra uykunuz gelebilir. Evet. Azıcık. Bir tık ağır. Ama çok iyi bir yer. Evet, bizim bir Karabük'le olduğumuzu bir kere daha hatırlatıyoruz. Hepimiz Karabük'lüyüz. Öncü'de biz Öncü'nün üstüne olmaz diyorduk. Öncü'nün üstüne varmış. Evet. Var yani. Öyle. Şu an nereyi çekiyorum onu da bilmiyorum ama umarım doğru yerleri çekiyorum. İnşallah. İnşallah. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bu arada Karabük'teki Öncü normal Öncü değilmiş. Aynen, Karabük'teki Öncü zincir olan Öncü'den bağımsız. Aynen öyle. Evet. Bizimki Meriç Öncü. Bizimki Meriç Öncü. Öncü siyah. Karabük'e gelirseniz, siyahilere sormadan bize yazıyorsunuz. Aynen. Siyahilere bir şey sormayın. Irkçılığı da yaptık tamam. Biz de sizden yazıyoruz. Boş yapma ihtiyacınız yok mu arkadaş? Sen ders çalışmaktan sıkılmadın mı kardeşim? Kardeşim geç videoyu, diğer videoya geç. Hadi. Hayır. Ders çalış. Bu video boş. 40 yıl almış, hala ne izliyorsun ya? Hayır. Ekranda kaldı. Harbi 40 gün kaldı bu arada. Ya bugün günlerden pazartesi. Ben bu videoyu inşallah çarşamba yükleyeceğim arkadaşlar. Cumartesi diye söz vermiştim. Ama vlog çekmeyi unutmadım aslında. Başlayamadım. Başlayamayınca devamı gelmedi. O yüzden birazcık sarktı. Çarşamba günü atacağım. Umarım eğlenirsiniz. Şu an eğleniyor musunuz? Eğleniyor muyuz gençler? Çok eğleniyorum ama geçiyor. Ya bunlar niye sosyal anksiyete yapıyor arkadaşlar? Şunlara bir şey söyleyin yorumlarda. Oğlum bak özellikle şu. Özellikle şu. Evet. Acayip sosyal anksiyete yapıyor. Çekiyorsun yani, evet. Normal bir şey değil ki. Şimdi gösteriyorsun. Hayır, ön kamera açık olsa belki biraz daha kendimizi görebiliriz. Arka kamerayla çekiyor arkadaşlar. Şu an zaten omuzum o kadar ağrıyor ki nereyi çektiğimi de bilmiyorum. Biraz zorbalanıyor kendi kamerasına. Boş yapıyorlar. Ben bunları keseceğim zaten. Arkadaşlar Emirhan'ın Semih Cenk saçı nasıl olmuş? Ense tıraşı. Huyuyla sakalı hakkında ne düşünüyorsunuz evet, arkadaşlar? Evet. Goat sakalı hakkında. Bir ilk videolardaki Emirhan'ı hemen hatırlayalım. Ama çok kötü. Onu şöyle üşenmezsem şuralara bir koyarım. Muhtemelen üşeneceğim ama bir Emirhan'ın şimdi haline bakın. Nasıl? Ama çok şaşıracaksınız ya. Bak sakal yoktu, bıyık yoktu kanka. Hayırdır? Adam ne büyüdü. Bir de Emirhan'da yokken Emirhan'da gömdük. Burada kim değişmiş en çok büyük? Ben değişmişim. Ben hiç değişmedim. İlk videolarda da görebilirsiniz bu ekibi. Hatta oğlum ilk şey yok muydu bizim şey telefon çevirerek şey yaptığımız. Ne videosuydu? Editör sıralama. Evet. Sıralama. Hayır o değil, sıralama. Beklenen sıralama, çıkan sıralama videosu. Evet, aynen. Evet, aynen. Evet, o videoyu şu an bir buraya koyacağım arkadaşlar. YKS hedefim 1500'dü, beklentim 500'dü, gelen sıralama 1064. Hedefim 5000'di, beklentim 18000, gelen sıralama ise 22000. YKS hedefim 5000'di, beklentim 8000'di, gelen sıralama 12000. Çok güzel. YKS hedefim ilk 1000'di, beklentim 2000'di, gelen sonuç 4700. Bir dönsün burada, pat durduk. Benim kim olduğumu tahmin edemezler, imkansız. Yani en çok kim değişmiş yorumlarda yine bekliyoruz. Kızlar yaşlandırdı kızlar. Ben de bayağı bir büyüdüğümü düşünüyorum şimdi. Herkes bir de kahpe dostlar. Hadi kahpe dostlar. Ne dedi? Dostum kahpesin aşkın sahtesine. En az değişen evet sensin. Bak Mami'den laf geldi. Ne dedi? Arkadaşlar dostum kahpesine aşkın sahtesine ihtiyacımız yok. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Aynen öyle. Bugün pazartesi. Aa, bugün pazartesi miymiş? Öyle bir şey vardı. Ay bugün arifeymiş. Arkadaşlar işte bizden özlü sözler. İsterseniz bu arada bak yorumlarda size hayat tavsiyesi üzerinde bir video yapabiliriz. Aynen, çok ağır sözler gelir. Ciddi bak bu adam güzel tecrübeleri var.
Mesela bu adamın da güzel tecrübeleri var. Dostunuz bu adamın çok yok. Size yanlış yaparsa sizin mottonuz şu olması lazım. Yel kayadan ancak toz alır arkadaşlar. Ya siz yine kaya gibi duracaksınız. Onlar yel gibi gelip geçecek. Hadi. Arkadaşlar bir de yeni arkadaşlarınıza hemen güvenmeyin. Evet, yeni arkadaşlarınıza bak eski dostlar bunlar. Yeni arkadaşlar en yakın arkadaşım mükemmel evet, dostum onlara demeyin. Aynen. Bak ben dediğim hata ettim ama zaten bunların daha iyi bir dost olduğunu bilerek dedim yani. Biz bu adama dedik. Biz bu adamın çocuğun ne olduğunu dedik yani. Uyarmasam kızmayacağım. Uyardık yani. Neyse kolum yoruldu arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda isterseniz. Tamam spor yaptığını bu kadar belli etme ya. Spor yaptığını bu kadar belli etme. Ne alaka oğlum kolum yoruldu diyorum. Tavsiye üzerine bir video. Lise hayatı tavsiyeleri. Aşk hayatı tavsiyeleri. Yok ona girmeyiz. Ne başka ne tavsiyesi olur? Friendzone'dan nasıl çıkılır? Friendzone'dan nasıl çıkılır? Şey Efe danışmandır ne öyle bir şey vardı bir ara. Hayatım boyunca Friendzone'a girdim ya. Peki hocam. Başlık bu. X'ten next olur mu? Olmaz. Geç o işi. Evet. X'ten next olur mu? Olmaz. Emir Arda buraya gel. Olmaz olmaz. Hiç sormana gerek olmaz. X'ten next olmaz. Arkadaşlar X'ten next olmazmış. Hiç gerek yok denemeyin. Hadi sen git. Giden gitmiştir nerede? Gittiği gün bitmiştir. Ha, kapat. Bak, şimdi kapat. Onu da koy buraya. Ne? Adalara gittiğimizde de giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Oğlum adalarda öyle bir şey mi dedik? Evet. Harbi adalar mi? Adalar vlogunda da mı yaptık? Allah aşkına bak. Zamanlar geçiyor ama sözler... Aynı. Tecrübeler insanlar da aynı, insanlar da aynı. Kalıyoruz. Kullanmıyoruz. Biz niye bu kadar gaza geldik oğlum akşam akşam? Ne haber? Üşüdük ya. Üşüdün mü? Oda soğumuş. Aa. Ben yokum ya ondan değil mi? Senin sıcaklığın yok artık. Her gün bir yere gidiyorsun. O da doğru. Şikayetçi misin benden Tura? Ben senden şikayetçiyim. Neden? Geçen bana çamaşırlarımı toplattın. Evet doğru dedi. Bol işine gelecek olan, kandil durumunda kalacak olanlar, görevliler hakkında şöyle bir şikayetimiz var. Nasıl bir şikayet biliyor musunuz? Biz bu adamlarla secretly... Mailleşiyoruz bildiğin. Dost hayatı yaşıyoruz. Kanka. Adamlar bize mesaj bırakıyor. Şey ilk mesaj şeydi. Yiyip içmesi güzel ama evet. Çöpe atmayı bilmiyorsunuz bu tarzı. Bir de peçete falan. Bir de peçetenin üstüne yazmışlar. Ya. Doğru yeri çekiyor muyum ben şu an? Biraz daha benimki iyiydi. Yani sonra biz de cevap olarak etrafı temizleyip tertemiz diye bir not bırakmıştık. Sonra bir sonrakinde bir de öyle mi olmuş? Madem paralarınızı var dışarıda bırakmayın tarzı bir yorum gelmişti. Madem parayı paralarınızı var dışarıda bırakın. Evet, paralarınızı dışarıda bırakmayın bari tarzı bir şey geldi. Şey vardı burada biz mandalina kabuğuyla bir ne savaş yapmış. Evet. Abi o çok kötüydü. Mandalina kabuğu videoları var mandalina ama kabuğu, ben dur. Koyarsam bunu çok güzel. Hala var mı orada? Mandalina kabuğu demişken. Oğlum sen gitti misin? Harbi abi. Abi çok pis. Arkadaşlar ben bir ara 3 kilo falan mandalina aldım. Burada mandalinanın hepsini yedik. Sonra kabuklarla savaş yapmaya başladık. Onun videoları da bende var ama koyarsan muhtemelen... Bir top var lan. Aa topumuz var. Aa bizim topumuz vardı lan. Topumuz var. Kapalı kapı. Sponsorları görmüyoruz. Manyak. Sonra gitarınız var. Enes'in. Hocam öyle. Yok mu bir şarkı be? O zaman bir şarkınız var mı? Var. Ne istiyorsun? Allah sen hepsini güzel söylüyorsun gönlüm. Hadi lan. O zaman bir efkar olalım. Olur gönder. Of. Dur. Nasıl çalarız? Orayı keseriz. Of bir saniye. Bulacağım. Sabret, sonu aydın.
kaybedince daha çok seveceksin biliyorum. Hiçbir anlamı